Elektrokardiyografi, kısaca EKG dediğimiz tanı yöntemi, erişkin ve çocuklarda tüm kalp hastalıklarında kullandığımız önemli tanı yöntemlerinden birisidir. Elektrokardiyografi, kalbin bir yerde elektriksel işlemini gösteren bir tanı yöntemidir ve çok değerlidir. Elektrokardiyografi çekilecek çocuk sırt üstü masaya veya muayene masasına yatırılır. Kollarına ve bacaklarına ve aynı zamanda gövdesinin, göğsün ön tarafına bizim elektrot dediğimiz bir takım maddeler yapıştırılarak bunun ekrana yansıması olarak değerlendirilir. Bir elektrokardiyografi ile neler anlıyoruz? En önemlisi bu binanın bir elektrik şebekesi gibi kalbin elektriksel sistemi. Her işletmenin bir müdürü var, bir yöneticisi var. Oradan çıkan direktifler doğrultusunda her şey çok güzel ilerliyor. Aynı şekilde kalbin de bir müdürü var, bir uyarı veren bir merkezi var. Elektrokardiyografi ile bu uyarı merkezinin yeri tayin edilebiliyor. Uyarı merkezi nerede? Bu uyarı merkezinden çıkan uyarılarla kalp kasının kasılması, ileti yolları ve daha sonra da karıncık kaslarının kasılmasıyla bir kardiyak siklus dediğimiz olay tamamlanmış oluyor. Elektrokardiyografi ile bir çocuğun ritmi tayin edilebilir. Aynı zamanda kalpte 4 tane boşluk var, kulakçıklar ve karıncıklar. Bu kulakçık ve karıncıkların gevşemesi ve kasılma periyotları incelenir. Bu kulakçık ve karıncıkların büyüklükleri var mı? Yani büyümüşler mi? Karıncık kasları kalınlaşmış mı? Bunlar saptanabilir. Bir takım ritim ve ileti bozuklukları saptanabilir elektrokardiyografi ile. Bizim çocuk hastalarda değil de erişkin hastalarda daha ziyade kalp kasının beslenme bozukluğu, yani kalp kası koroner damarlarla besleniyor. Koroner damarlarda yetmezlik olduğunda kalp kasının beslenme bozukluğu en güzel elektrokardiyografi ile ortaya konulmuş oluyor. Aynı zamanda hastalarda kullanılan bir takım ilaçların etkileri, fazla kullanımı, az kullanımı gibi bir takım etkiler elektrokardiyografide gözüküyor. Ciddi ritim bozukluğu olan çocuklarda biz kalp pili taktığımız zaman kalp pilinin işlevini tam net olarak elektrokardiyografi bize göstermekte. Elektrokardiyografi ile kulakçık ve karıncıklar, bir takım aralıklar, elektrokardiyografi dediğimiz sistemde bir takım aralıklar var tabii ki. Şu küçük dalgalar kulakçıkları gösteriyor. Efendim şu sivri olan dalgalar da karıncıkları gösteriyor. Kulakçıklar genişlemiş mi? Karıncıklar genişlemiş mi? Karıncıklar kasları kalınlaşmış mı? Bunların bir takım özellikleri hep elektrokardiyografide belli oluyor. Aynı zamanda özellikle sportif faaliyetlere katılacak çocuklarda bizim çok önemli bir tanı yöntemimiz. Bizim QT aralığı dediğimiz bir aralık vardı. Bu aralığın uzun olduğunu saptayabiliyoruz EKG'de ki böyle çocukta biz asla ve asla spora vermiyoruz. Dediğim gibi son derece basit, çocuklara ızdırap vermeyen bir önemli bir tanı yöntemimiz elektrokardiyografi.